aldık. Atıştırmalık. Ben şöyle pil aldım. Şöyle annem de şey aldı. Şekerimiz de var. Annem bana ısmarlıyor. Evet. Afiyet olsun bize. Kesinlikle bereketli. Ay yorulmuşum ya. Bayağı bir dolaştık. Evet. Dedim bir Kürt süt böreği yiyelim. Meydandayız. Biz şu anda küçükte uyuyor. Sahi olsa burada kuşlara yem atardı. Evet, dur şöyle koyayım. Mideme bir ağrı girdi herhalde. Allah. Bazen oluyor böyle. Sabah yine yedim. Yedim. Şey var mı? Çok geliyor. Geliyor mu? Biraz. Gönül kapansın ya. Nasıl olsa kimse yok. Biraz kısınma. Rica ettim de. Kapatamadım. Kapatamadım. Müzik var da onun için diyoruz. Duyarsan? Senin dediğini duydu mu acaba? Duydu. Tamam dedi. Emin misin? Konuştuk anne. Senin dediğini ben duyamıyorum evde. Bak ona göre. Duydu mu acaba? De senin dediğini maşallah bizim apartman duyuyor. Ben telefonla konuşuyorum, üst kattakine sor ne konuştuğumu, kimle konuştuğumu. Üst kattakini de duyuyor. Ben zaten kabul ediyorum. Şey bu yüzden ben hiç akşamları telefon görüşmesi yapmıyorum. Yani evet. Oğlum şunu biraz kısın. Tabii. Video çekiyoruz da. Telefonu konuşur, da o telefonu. O aldı bir kumandaydı. Beceremedi. Ben bunu. Bu da beceremedi. Yapacak bir şey yok. Evet. Başardı. Başardı. Rica ederim lütfen. Gerek yok canım, kapatın. Çalışsın. Zaten bizden başka da müşteri yok. Bizim de kafamız zaten kaldırmıyor. Buranın bir şey güzel oluyor. Bak buranın gerçekten Kürt böreği harika oluyor. Diğer ürünler de güzel oluyor. Yani. Her şey güzel oluyor. Sade, sadık hoca varsa alalım. O poğaçayı çok seviyor. Sade gece de olsa poğaça seviyor. Sade olduğu güzel olsun. Hatta bazen sipariş veriyor. Alıp gidiyoruz. Bana. Ne olacak? Bazen pazar günleri. Müsevde olduğu zaman. Buradan söylüyor, sipariş veriyor. Bana kenar böreği. Aynen. Benim belli klasik dediğim şey. Kenar olacak, küt böreği olacak, olmaz. O kadar. Löp löp götürmen abi, çok nazik götürüyor. Babalar götürüyor mu löp löp? Bir çay göndersin. Ben mi götürüyorum? Azıcık oldum. Hatta bana şeker alsanız biraz oradan ya. Bu şekerli istiyoruz oğlumuz var. Tuz koysa bana. Herkes şaşırdı herkese geldi. Yusufçuk da uyandı ya. Uyandı mı? Ağlıyor mu? Serpiyor mu? Serpiyorum olmuyor. Ben de döküverdim. Anne tatlısı Alman pastası oluyor ya şöyle kıtır kıtır. Pudra şekerli ona benzetiyorum ben bunu. Sen uyandın mı anne? Az önce motor geçti iki tane. Sen yine... Korktu. Yine sen hava basacaksın. Burnun tıkalıymış. Eve gidince. Gidince yine hava alacaksın. Antibiyotiği akşama doğru veririm. 9'da veririm. 9-9 yaparım. Uyandığı zaman. Ya da 10-10 yaparım. Uyandığı zaman. Dedi çünkü uyandırmadan veriyorum ağzını. Ay bakıyor ağzına bakıyor böyle kaldırmış. Sen bundan veremem. Eve gidince yersin seni evde.
Evet, bugün tatlı istiyor canım. Bak, pudra şekeri de yetiyor bana bugün. Bunun tatlılığı yetiyor çünkü abartılı sevmiyorum. Siz bakmayın, onun ne istediği belli değil. Canım çekti değil, vücudum istedi. Canım çekti, vücudum istedi. Salla gitsin. Abim canım isteyince vücudum çekti diyorum. Az önce motor sesi geldi bir kere. Süperer uyandı. Korktu. Sare bizi var ya, burada görse var ya parçalar. Sare'nin saatine daha var. Bayağı var. 2 saat falan var. O yüzden oyalanıyoruz. Uzaklandı arkadaşından. Aa. O şimdi merak etti, bana bakıyor. Arkadaşa dedim, Sare dedim, seni bekliyor herhalde marketin önünde ama çantalara bakıyor. Kabul etmiyor. Zümra mı? Öbürü de abileri getirmiş arabada. Kıyamet kopuyor. Bir tane o işte değişik. Çok yaramaz bir kızımız var aynı okulda. O değişik. Herkesi tehdit ediyormuş çocuk. Ama herhalde o sonradan olmuş. Çünkü delikanlı iki tane abisi var. 30 yaşında, 24 yaşında abisi var da. He. Ama kızda aşırı benim var. O ilk gün birinde ayakkabı görmüş de kıyafeti kapanmış. Orada da yıkmış. Aynısından istiyorum diye. Şu anda da arabada kıyamet kopuyordu. Annesini bu ara görmüyorum. Annesi dün müydü? Getirdi. Abisi getiriyor, artık baş edemiyorlar ya. Biri getiriyor, biri götürüyor. Çünkü arabayla getirip getiriyorlar. He. Daha iyi. Fark etmiyor ki arabanın çık. Bir görsen var ya, çocuk kaçırıyorlar zannedersin. İnecek arabadan ama ne için isyan ediyor anlayamadım. Her çocuk işte biri olmuyor. Biz Sare'ye sorunlu diyorduk ama. Sare'ye hiç sorun yokmuş. Evet. Ne sorunu kız? Çocuk ne yapsın? Bizimle oturup muhabbet mi etsin çocuk? Sare, o zaman çocuk olduğundan şüphe ederdim. Sare'yi bırakıyoruz. Arkasını bile dönmeden direkt sınıfa gidiyor. Çok güzel uyum sağlıyor da. Ayakkabısını kendi giyiyor. Birinci sınıfta her çocukta bir problem oluyormuş. Onu da gördüm bugün. Oluyor canım. O bayanın işte abla dedikleri bayanın kızı mı oğlu mu bilmiyorum. Bire gidiyor dedi. Çok zor getiriyorum dedi. Birinci sınıfta biraz dersler başlıyor. Çocuk da ürküyormuş. Şimdi işte belli bir sayfaya kadar şey var, bir de yaprak toplayacağız. O zaman sona düşüyor bu iş. Birinci sınıfın derslerini falan, bu bak aşılayacağız i̇şte sonra. İşte o şeyde de var, o bizim kitapta. Ha. Kitapta sayılar var, çizgiler var. Boş vakitlerini böyle oyun olarak yapıyoruz. O hani yazı tatlı saldılar ya, ha, oraya birlikte yazdık. Tamam. Birlikte okuduk. Bir de İnternetten şey açtık. Şimdiki okumalar farklı. Kağıdı okumuyorsun. Böyle bir şeyler yapıyorsun. YouTube'dan açtım ona. Orada aynısını o da tekrarladım. Tamam. Sen onu güzel şey yapıyorsun. Şimdi öyle bir çocuk kafaya koymuş ki. Ki? Ben ayakkabısını giydiriyorum. Ben giydirmiyorum. Açtım bağcığını. Dedim kendin giyeceksin. Anne diyor, doğru mu ayakkabın bak. Kızım diyor, ben doğru olduğunu söylüyorum zaten. Ters mi düz mü diye. Bir daha annesine soruyor. O yüzden senin ağırlık vermen lazım. Ben zaten ağırlığım onda zaten. Beni makaraya alıyor gibime geldi artık. Çünkü seni, sana soruyor. Yemeğimizde bu mu var diyor, tekrarlıyor ben söylediğim zaman. Şimdi evdeyim ya artık. Bir senedir. Seni konuştuk biraz, yolda dedikodunu yaptık. Ne diyor? Çalışıyordu diyor. Dedim belki de yine çalışır Yusuf buyursa. Yok diyor, çalışmaz diyor artık diyor. Artık diyor evde diyor. Bakalım hayat şartları neyi gösterir. İlkokula başlayınca belki olabilir Yusuf Aran'a göre. Bilmiyorum şu an ne olur. İlkokulu kim çalıştıracak ona? Ben. Esas o zaman başlıyor ders. Şu anda şimdi ders diyorum, yok. Ya Yusuf diyorum. Yunus sıkışık olmadığı sürece evdeyiz. Çünkü önemli olan birinci sınıfta. Evet.
Patron ne derse o. Allah sağlık versin de. Amin, amin. Biz plan yapıyoruz. Her şekilde karnımız doyuyor. Biz plan yapıyoruz. Planlar uymaz. Sarı ilkokula başlayacak. Bu bayağı ki nöroymuş ama. Bu bir buçuk yaşında olacak. Sarı birinci sınıfa başladığında başlayacak. Bir buçuk yaşında yürüyor olacak. Hatta bir buçuk değil. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Evet. Tam 17 aylık oldu işte. Sare gibi anladın. Zaten yürüyecek. Şimdi Sare'ye şey diyor, anlatıyor ya, ben bebekken çok tatlıydım. Allah'ım da gülüyorum. Her gün aynı şeyi dinlemekten hiç ben yoruldum. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ben kusmazdım babaanne. Babasına söylemiyor. Bize söylüyor zaten. O bizi sıkıştırıyor zaten. Babası gelince de diyor ki babaanne lütfen diyor, ben babamla konuşmak istiyorum. Hadi aradan çık diyor. Ondan sonra Allah'tan üst frenin kusması geçti. Diyoruz ki ama sen diyoruz küçükken hep ağlardın ama onu kabul et. Etmiyor o ağlama bölümünü. Ya bizde hep anlat çocuklara anlatıyoruz ama anlatacak malzeme yok başka. Aile işte. Geldi abi, göndermişsin. Bizim günlük olayımız bu. Doktor patrasından bahsediyorsun ama. İyi oldu. Müşteri dolmaya başladı. Benim canım çay istemedi bak. Vücutu. Benim çay ise çay içtim bak. Dedim ya ben. Bir arkadaş bilmiş ya vücut ne demek nasıl istiyor. Bu sefer gazoz istedim. Bir tane yorum yazmıştı, onu sildim. Kim? Ne kadar onaylanacağını bakıyorum. Hatları biraz karıştırınca, başka kişileri bahsedince yorumları sildim. Ah canım, karıştırma hatları lütfen. İzliyoruz. Bizim kanalımızda kimsenin ismini anmayın. Olmaz. Yakışık almaz. Gideceksin dobra dobra, onun kimin kanalına gidiyorsan onun isminden onu eleştiriyorsun, orada eleştireceksin. Övüyorsan orada öveceksin, sövüyorsan orada söveceksin. Gidip de A kanalına, B kanala şikayet etmeyeceksin. O şekilde oluyor değil mi? O da yakışıklı almaz. Açıklamamış. Yani hepimiz sonuçta... Kolları bir şey yapmayın. Yani blok. Yani kimse kimseden üstün değil. Hepimiz aynı. Yani aynı gemideyiz ha. Fark eden bir şey yok. Havva ve Adem'den doğma. Bir gün geminin biri batarsa hepimiz birlikte batarız. Amerika YouTube kapandı dese hepimizin ağzı açık kalır. DJ'de yok ya. Bir gün belki de Seyim'in yuvası YouTube'unu kapattı dese hepiniz bayram edersiniz. Öyle ama doğru. Hatta çifte telli oynarsınız. Nay. Bir ara diyorlardı ya, sen kapat. Ay çok gidiyordum o hareketimize. Ben de diyordum, sen aç. Ben kapatayım, sen aç. Şey eskiden böyle yapar, bizi seyirciler. Halbuki seyirci dedikoducu anlamına geliyormuş. Ben bilmiyorum ya. Dedikoducular diyeceksin. Ben de severim dinlemeyi biri konuştuğu zaman. Ben de severim birini böyle eleştirmeyi. Herkesin denasında var. Bazen de insanı rahatlatır, mutlu eder bazı dedikodular. Belli oldu mu? Sordun mu? Çıkışta sorarız. Mesleme haftasının şeyi bize belli oldu. Sormadık. Sana gelmediyse mesaj. Çünkü salı günü mesleme haftası. Ben turuncu kurdalemi takacağım o günü. Turuncu kıyafetin de var. Turuncu kıyafetimi giyer miyim? Ya kurdalemi takarım onu tahmin edemiyorum. Diyor ki babaannesen beni al diyor. Ne olacak? Ne zaman? Dedim ki ben almaya gelin dedim. Yok dedi, kabul etmedi. Niye? Çünkü benimle güzel eğleniyor.
Ben onu zorlamıyorum. O istediği zaman kalkıyoruz. Senin parmağında oynatıyor gibi bir şey oluyor. Beni, evet doğrusunu söyledi. Bak beni parmağında oynatıyor. Sen gel lütfen diyor babaanne diyor. Annem gelmesin. Ama ben şimdi eve gidince yorulursam nasıl olacak? Yine kandırıyoruz bir şekilde. Babaannenin ayakları ağrıyor. Ben o gelince böyle yapıyorum. Ah ayağım da çok acıyor. Hemen getiriyor. Masaj aletini. Benim sırtıma yapıyor. Bunun altına alıyordum. Geçen bayağı yaptı sırtmanı. Çok da faydasını gördüm. Bazen terlediğim zaman tam şurama ağrı geliyor. O normal ya. Ani hareketler, kuluç derler. Kuluç her kuluç. Onlar öyle sıkışlar. Sare geliyor oraya. Sizde olur onlar. Ağrı geliyor. Şey, masaj geliyor. Hani yüzümün en zara bakacağım. Vay diyor. Elhamdülillah. Bugün de doyduk. Vay diyor, hainler diyor. Var mı şöyle bilseniz abla? Teşekkür ederim. Vay diyor, hainler diyor. İçiyorlar diyor, bana vermiyorlar diyor. Ya ne yapalım? Yavaş, biz de yavaş dedik kaldırız. Biraz oturalım burada. Biraz da parkta oturalım. Evet, biraz da parkta oturalım. Biraz parka gidelim. Ay, ben de bakıyorum kuşları çekiyor diye herhalde çekeceğim Esra. Çekeceğim şimdi orayı da. Yusufayır'ı da çekeceğim. Nasıl çekiyorsun? Bana. Nasıl değiştiriyorsun Esra? Değiştirmiyorsun. Kapa bakıyorum. Bir daha mı başlıyor? Evet canım. Bilmiyorum. Niye canım sen bunu bana öğretmiyorsun? 5 seneden beri bu mecradasın. Niye sen bana öğretmiyorsun? Yusufayır'ın bakışı görüyor musunuz kuşlara? Ha, kuşlara bakışına bakıyorum. 5 seneden beri bu mecradasın. Öğreneceğim. Kanalını kapatıyorum. Ablası öğreneceğim. Kanalımı kapatın. Şifresi elimde. Yoksa... Çok üzülürüm. Şifresi elimde bak. Aa, tehdide bak, tehdide. Bunun da gözü açıldı. Bu gelinin de gözü açıldı. Bütün, kapalıydı böyle zarinde bütün değil. Bütün YouTube'ları patlatıyorum. Çünkü herkes bana sordu yardım etmek için yani. Ben hepsine yardımcı oldum. Kız şifreleri de duruyor mu sende? Yok, şifreleri durmuyor. Ay yazık olmuş. Patlatıyordun anne. Patlatırız. Yunus'un arkadaşı var ya. Kuşlar sizden kaçtı. Kuşlar sizden kaçtı. Sizden kaçtı. İşte bu havada kısa kollu giyersen hasta olursun. Yok bugün bıldır bıldır sallanmıyor. Bravo. Çıplak giyinmemişsin. Kaynana niye söylemiyorsun diyor. Söyle sen bana, söyle. Ben seni dinlerim. Şimdi ben sana söyleyince kapanacak mısın? Yok. Ama söyle sen yine. Sen söyle. Mesela bana eşim açıl dese ama ben açılmam. Yani. Öyle diyen, oluyor yani. Açığa ne kapalı ya. Aynen. Herkesin iradesi kendine. Her koyun kendi bacağında. Hatta nasıl? Yunus'a şaşırmışlar. Kapalı bir bayan aldı diye değil mi? Ben şaşırmadım. Ben çünkü şey bakan biriyim. Aileler cumhuriyetçi açık. Eskiden annelerimiz de kapalıydı. Eskiden böyle vardı. He, şöyle bağlarlardı başörtüyü. Bone bone yoktu. Yok canım bone bone. Sonradan bunları aynen. Siyasete karıştırdılar. Alakası olmayan şey. Kapanmak ya. Din. Fazla böyle fazla topuz yapmayacaksın mesela. Yok, o hürüç örgüsü günah evet. Zaten. Onu Kur'an'da da söylüyor. Ben normal böyle şey yapıyorum. Onu süs olarak yapıyorlar, takıyorlar o başörtüleri zaten. Aksesuar olarak bazıları rejim pantolon giyiyor dastlar. Evet. O örgüç yapıyor. Evet. O bana yakışıyor diyor. Aslında. İşte onu da bazıları karıştırıyor. Kapalılar böyle olursa diyorlar. İster istemez deniliyor yani. Biz de diyoruz yeri geliyor. Tabii canım. Diyoruz başörtüyü kirletmeyin. Tamam aksesuar olarak. Kısa kollu giymişti. Aksesuar olarak tak. Kısa kollu giymişti. Başı kapalıydı. Yani. O aksesuar olarak kullanıyor. Aksesuar olmaz o. Aynen. Nasıl camide kalkıp da YouTube çekemezsin orada. Şimdi sen kafanı kapatıyorsan kollarını da kapatman gerekiyor. O zaman başını da aç. Özgür olduğu için. Aynen. Ne kadar özgür değiliz deseler de özgürler işte. Özgür olmama şansları var mı? Herkes şurada mini eteğini de giyersin. Ya kimse kimseye karışamaz. Karşılığını da giyersin. Senin kolların
bıldır bıldır oldu diye ben sana karışamam ki. Ama arada bir karış be. Yaşının verdiği şeyle olabilir bıldır bıldır. benim yaşım daha 16. Sen bizi de götürürsün, sen merak etme. Ben hepinizi götürürüm. Babaannemi şöyle yap, babaanneme ne diyorsunuz yani? Adam hasta etmeyin. Şöyle dik dur bakayım, dik dur bakayım. O bir şey gördü orada, orada bir şey gördü o yüzden. Evet, dikkatini çekti. Işıklı bir şey gördü orada bak. Işık, anladın? Evet. Bak bak. Yusuf Aral. Akış. 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 Yusuf Aral. Nay ni 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 nay ni 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 nay. Ben çekildim ama. Hep sizin suçunuz. Yok. Kedi mi gördü acaba, kaçtılar? O kadar çabuk kaçmazlar. Kedi yok ama. Belki de doydular gittiler. Yok, onlar biriktiriyorlarmış. Birikmiyor. Bizim birikmiyor mübarek. Onlar biriktiriyorlarmış gerçekten. Gece mutfak sabah Yunus giderken ben mutfağı topladım. Şeydi yani, iyiydi mutfak. İyi miydi? Saydım tek tek. İyi miydi? Bu da lokmalarımı sayıyor ya. Böyle gidip görüldü mü? Anne bak bak. Ne yapıyor? Neyse, lokmalarımı sayıyor. Annen senin lokmalarımı sayıyor. O şimdi... Kaçta kalkıyorum diye. Hatta saat de kuracak. Kaç değil. Nah, o da sonra böyle yapıyor. Dalga geçiyor, gördün mü? Biz efendim eve doğru gidiyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şimdi hangimiz karar vereceğiz okula gitmeye? Ben giderim. Ben giderim. Ben giderim. Bence de sen gidersin. Parka da gidersiniz. Hava güzel. Yerim seni. Boş mu? Boş. Bakalım park durumuna bakarız. Bilmem artık. O seni sokar parka. Hoşçakalın da hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bizimle kalın. Böyle gelin. Düşman başına. Gelinmemiş. Düşman başına. Yok kız. Düşmanın başına gidersen güldürürsün. Yok, herkes güzel şeyler yazmış. Allah Esra gibi gelinler. Seyim gibi ya. Kaynanalar nasip etsin diye. Allah razı olsun. Şu anda esprideyiz. Ne yapalım şaka işte. Ne yapalım. Günümüz. Kusuru da bakmayın. Affola, bir hatamız oldu işte. Günümüzü şenlendirdik bugün. Görüşmek üzere. Yusuf Eral taktı oraya. Bakayım giderken ne yapacak.